Podcast dinle. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Astrolog Özlem Recep YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı geldi, çattı. Bu ay boyunca dikkat etmemiz gereken enerjiler bulunuyor. Bir yandan Venüs Retrosu devam edecek. Bir yandan bu ay iki tane dolunay gerçekleşecek. Ve ay başında kova dolunayıyla birlikte ay sonunda balık dolunayı derken 16 Ağustos ayın ortasında da Venüs Retrolu Aslan yeni ayıyla birlikte enerjiler böyle açılacak. Çok değişik bir ay olacak. Patır kütür eskilerinin geldiği, ilişkilerin sınavlardan geçtiği, eskilere dair şans verdik, vermedik derken Venüs Retrosu sonrası zaten geldikleri gibi gidebilirler bu eskiler. Yarım kalan, hak edişi olan aşıklarsa bu süreç içerisinde ilişkilerini, ilişkiler astrolojisine göre haritalarına baktığımız zaman eğer ki kadersel süreçleri devam ediyorsa onların da son şansı olabilir. Yabancı para birimleri ve altının değer arttığı bu dönemin içerisinde tabii ki yatırım tavsiyesi değil, depremselliğin ve suyun sınavlarının da olacağı bir ayın içerisinden geçecekmişiz gibi görünüyor. Çok değişik bir ay olacak bizler için. Bu döngü içerisinde uzaylılar, UFO görüntüleri, işte efendime söyleyeyim astrolojiyle ilgili olan pek çok konular, eylemler, ülkelerin savaş stratejileri ve devlet liderleriyle alakalı konular da gündemimizde olacak. Devlet liderleriyle alakalı bilmediğimiz haberler ve hastalık süreçlerini duyabiliriz ve çok önemli olan bir ünlüye de üzülerek bu ay içerisinde sanki başka bir boyuta geçiş yaptığıyla alakalı üzülebiliriz. Hayatımızda 2016-2018 yıllarından kalan alamadığımız haklarımızı almak için fırsatlarımız oluşurken hakka girenlerin bedel ödeyeceği bir döngün içerisinde olacağız efendim. Haberiniz olsun. Peki burçları neler bekliyor? Yükselen burcunuza göre dinlemenizi öneriyorum. Sevgili dostlarım ve koçlarla birlikte başlıyorum. Sevgili koç burçları 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve etkileri 15 gün sizinle birlikte olacak olan kova dolunayı enerjisiyle birlikte hayatınızda davetler, organizasyonlar, dernekler içerisinde, dernek liderlikleri, derneklerin içerisinde görevlerle ses getirebilirsiniz. Yardım dernekleri ve vakıflar alanında gönüllü çalışmalar yapabilirsiniz bu sürecin içerisinde, bulunabilirsiniz. Seyahatler de gündeminizde olabilir. Geçmişten gelen kişilerle bu davet ve organizasyonlarının sırasında karşılaşmalar, görüşmeler ihtimalleriniz bulunuyor. Haberiniz olsun diyelim. Arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerle yol ayrımlarınız olacak, haberiniz olsun. 12 ve 15 Ağustos arasında dikkat etmeniz gerekenler var. Ay karanlık fazla olacak. Ailenizin sağlık sıkıntıları oluşabilir ve ailenizle alakalı olan konularda yanlarında olmanızı isteyebilirler. Aşk hayatınızla alakalı da hakkınıza girilen enerjiler varsa eğer ki gün yüzüne çıkacak ve sizi içsel anlamda huzursuz ettikleri konularla alakalı bir restleşme dönemi içerisine girebilirsiniz. Bu süreç içerisinde kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa 12 ile 15 Ağustos arasında ay karanlıktayken tetiklenebilir. Dikkatli olmalısınız. Aile büyüklerinizden, anne tarafınızdan olan bir büyüğünüzün rahatsızlık haberi de gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor efendim. Evet, 16 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek koçlar. Ayın başında belki haber aldığınız ya da karşılaştığınız eskilerle alakalı, geçmişten gelen o kişilerle alakalı tekrardan denemek isteyeceğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Karmik aşkların da gündemde olacağı bu süreç içerisinde aşk hayatınıza dair doğru karar vermek oldukça önemli diyorum. Ay sonunda gerçekleşecek olan balık dolunayıyla birlikte, balık enerjisiyle birlikte hakkınıza kim girdiyse, hakkınıza girilen enerjilerle savaşmanız gerekebilir. Hem siz hem de akrabalarınızın sağlık sıkıntılarıyla alakalı da bir durumun içerisinde, bir döngün içerisinde kalabilir misiniz gibi görünüyor. Psikolojik ataklar yaşayabilirsiniz bu dönemin içerisinde. Zehirlenmeler, uyku problemlerine karşı da dikkatli olmasınız sevgili koçlar. İş hayatınızda da bazı yol ayrımları yapmak isteyebilir misiniz gibi görünüyor, haberiniz olsun ay sonuyla birlikte. Peki ya boğalar? Sevgili boğa burçları 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve etkileri 15 gün sürecek olan kova dolunayıyla birlikte hayatınızın içerisinde kariyerle alakalı, kariyer hayatınızda attığınız önemli adımların söz konusu olacağı bir döngü sizinle birlikte. Bu süreç içerisinde yöneticilerinizle aranızda bazı sıkıntılar oluşabilirmiş gibi görünüyor. Bu gerginlikleri dikkat ederseniz eğer ki alttan alırsanız, farkındalıkla geçirebilirseniz lehinize olacak olan döngülerin içerisinden geçeceksiniz. Ailenizle alakalı olan konularda ise bazı akrabalarınız, ailenizin içerisindeki kişilerin rahatsızlık döngülerinden haberdar olabilirsiniz. Yurt dışına taşınmak isteyenler varsa, göç etmek isteyenler varsa önemli bir karar aşamasından geçecekler, haberleri olsun diyelim.
12'si ile 15 arasında 12-15 Ağustos'ta ay karanlık fazla ilerliyor olacak. Bu süreç içerisinde en yakınlarınıza lütfen dikkat etmenizi ve güvenmemeniz gerektiğinin altını çiziyorum. Sırlarınızı yaymak isteyen kişiler bulunuyor sevgili boğalar. Bu kişilere karşı temkinli olun. Trafikte de oldukça dikkatli olmanız gereken bu dönem içerisinde hız yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Kardeşleriniz ve en yakınlarınızla aranızda küslükler oluşabilir. 12'si ile 15 Ağustos arasında lütfen dikkatli olun. Eski sevgiliniz bu dönem sizi ararsa bilin ki arka planda gizli bilmediğiniz enerjilerde hakim olabilir. 12 Ağustos Aslan Yeni Ay ile birlikte, Aslan Yeni Ay enerjisiyle birlikte evinizi başka bir memlekete taşımak, başka bir yere işe girmek ve şehir dışında yaşamak isterseniz eğer ki girişimlerde bulunabilirsiniz. Hamileyseniz bol bol dinlenmelisiniz. Miyom, üreme organları, bağırsak rahatsızlıklarınız bulunuyorsa, kronik rahatsızlıklarınız bu dönem içerisinde birazcık tetiklenebilirmiş gibi görünüyor. Ayın sonunda da gerçekleşecek olan balık dolunay enerjisiyle birlikte, balık enerjisiyle birlikte aşk hayatınız adına önemli bir dönemeçten geçeceğinizin altını çiziyorum sevgili dostlarım. Haberiniz olsun. Geçmişte belki de son kez karşılaşıp eğer ki Venüs Retrosu döneminde hakkınıza girilen bir dönemden geçiyorsanız ya da ayrı yıldıysanız devam mı, tamam mı enerjisi içerisinde olabilirsiniz ve aşk hayatınızın haricinde iş hayatınızda da bazı konular gelişecek. Bu konuları iyi değerlendirmelisiniz. Seyahat yapabileceğiniz iş tekliflerini kabul etmeniz gereken bir dönem diyelim ve ikizlere geçelim. Sevgili ikizler, 1 Ağustos Kova Dolunay ile birlikte etkileri 15 gün sürecek olan bu dolunay sizi eğlence, seyahat ve bolca iletişim haline sokacakmış gibi görünüyor. Uzak akrabalar, görüşmediğiniz yakın arkadaşlarınızla, belki de küslükler bulunuyorsa eğer ki tekrardan bir araya gelebilir ve keyifli vakitler geçirebilir misiniz gibi görünüyor. Seyahat de yapabilirsiniz. Eşinizin ailesinde bazı kadınlar bulunuyor. Bunlarla bir gerilim yaşama ihtimaliniz bulunabilir. Dikkatli olun. Olası mahkemeler, eğitim ve devleti ilgilendiren süreçleriniz bulunuyorsa eğer ki bitiş süreci içerisinde, bitiş aşaması içerisinden geçebilir. 12-15 Ağustos civarında ay karanlık hat üzerinde ilerliyor olacak. Bu süreç içerisinde maddi konularla alakalı temkinli adımlar atmanız gereken çok önemli bir dönem. Paranızı riske atmamalısınız, riske etmemelisiniz. 16 Ağustos'la birlikte Aslan Yeni Ay enerjisiyle birlikte 15 gün seyahatleriniz ve iş birliktelikleriniz, eğitim süreçlerinizle alakalı yeni atılımlar bulunuyorsa söz konusu olabilir ve siz kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Yurt dışı ve yurt içi pek çok seyahat gündeminizdeyken iş birliktelikleri açısından da uluslararası markalar, satış ve pazarlama etkinlikleri, aktivasyonlarına hazırlık yapabilirsiniz. Trafikte dikkatli araç sürmeniz gereken bir aydan geçiyorsunuz. Ayın sonunda gerçekleşecek olan balık dolunayı enerjisiyle birlikte kariyer hayatınızda da önemli olan konular bulunuyor. Önemli olan döngüleri kapatacakmışsınız gibi görünüyor. Özellikle sizi geri planda tutan, bazı zorlayan ve yorgunluk getiren, her şeyi yorgunluk veren hiçbir şeyi artık hayatınızda istemeyeceksiniz. Kendi yetenekleriniz doğrultusunda yeni projelerin içerisinden geçeceksiniz ve projelerin içerisinde isminizden söz ettireceğiniz çok güzel enerjiler bulunuyor. Haberiniz olsun. Bu enerjileri değerlendirin. Bu süreç içerisinde iş hayatınızın haricinde babanızla alakalı gelişebilecek olan bazı sağlık sorunlarınız bulunuyorsa babanız haricinde anneniz de olabilir bu. Görmezden gelmemenizi öneriyorum sevgili dostlarım. Böyle sinsi sinsi ilerleyen bir rahatsızlık olabilir. Ve yengeçlere geçelim sevgili yengeçler. 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve etkileri 15 gün sürecek olan Kova Dolunayı sizi maddi konularla alakalı uyarıyor olacak. Evet, para kazanç kapıları kendiliğinden açılsa da bu süreç içerisinde vergi, krediler ve bazı giderleriniz bulunuyorsa eğer ki riskli bir dönemin içerisinden geçtiğinizin birazcık böyle altı çiziliyor. Ayrıca ilişkileriniz adına da tensellik ön planda gibi görünüyor ve 12-15 Ağustos tarihi civarında ay karanlık pozisyonda ilerlerken özellikle siz kendiniz yükselen yengeçler ve yengeç burçları sağlığınıza dikkat etmeli. Önemli ameliyat ve operasyonlar bulunuyorsa eğer ki bu dönem içerisinde yaparsanız kolaylıkla atlatabilirsiniz. Bunu da belki değerlendirebilirsiniz dinleyenler. 16 Ağustos'la birlikte Aslan Yeni Ayı ile birlikte parasal kaynaklarınızı dengeleyeceksiniz. Parasal kaynaklarınızın değiştiği bir süreç sizi bekliyor.
destekleyecek. Global iş yapıyorsanız eğer ki yabancı para birimlerinden para kazanabilirsiniz. Yabancı şirketlerden para kazanabilirsiniz ve altından belki para kazanabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ayın sonunda gerçekleşecek olan balık dolunayı enerjisiyle birlikte yurt dışı ile alakalı olan konular gündemde. Yurt dışına çıkma, yurt dışı bağlantılı firmalarda yine çalışmak, işte sizi zorlayan eğitimler, mahkemelerle alakalı olan süreçler bulunuyorsa bitiş enerjisinde de olabilir misiniz gibi görünüyor. Bu dönem içerisinde sevgili yengeçler miras yoluyla kalabilecek olan bazı paralar da bulunuyor. Sigorta gelirleri ya da hukuki yoldan alacağınız bir ödemeler de bulunabilirmiş gibi görünüyor. Bakalım hayırlısı sizler için diyelim ve aslanlara geçelim. Sevgili aslan burçları, 1 Ağustos tarihinde karşıt burcunuz kova burcunda gerçekleşecek olan etkileri 15 gün süren kova dolunayıyla birlikte sizin ilişkileriniz adına etkili olacak olan bir dönem. Hayatınızdaki kişiyle önemli bir karar aşamasından geçebilir misiniz gibi görünüyor. Yön değiştireceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Nasıl olacak? Böyle tam böyle ayrılıyorum derken sanki bir anda tekrardan barışma ihtimali de olabilir, kavuşabilirsiniz. Bazı planlar yapıyorsanız eğer ki bir anda işte ilişkiniz de bitebilir. Bu süreç içerisinde yani iki yönlü düşüneceğiniz ve beklenmedik ne varsa bu ilişkiye dair yaşayacaksınız. Hayatınızda gizli ve gizemli olmak isteyeceksiniz ve 12-15 Ağustos civarında ay karanlık pozisyonda ilerlerken aslında hayatınızda ilişkilerinin haricinde gizli düşmanlıklara ve hakkınızda konuşulanlara ve planlamalara karşı da biraz daha dikkatli olmanız gereken enerjiler içerisinde olacaksınız. Enerjisel anlamda negatif enerjilere açık olduğunuz 12-15 Ağustos süreci içerisinde kendinizi korumaya almanız gerektiğinin altı çiziliyor. Hayatınızda size meydan okuyan rakipleriniz bulunabilir, rakip şirketler bulunabilir, düşmanlarınız bulunuyor olabilir. Kapalı alanlar içerisinde arka planda görünmeyen enerjiler size zarar veriyor olabilirler. Dikkatli olun. 16 Ağustos tarihiyle birlikte Aslan Burcu'ndaki yeni ay enerjisiyle birlikte imajlar, bakımlar, stiller sanki böyle bir yenileniyor. Hayattan bir kere daha tat alacağınız ve sanki değişik felsefelerin ve görüşlerin içerisinde bulunacağınız bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Peki ayın sonunda bir balık dolunayı gerçekleşecek. Bu balık dolunayıyla birlikte ne gelecek sizin başınıza? Parasal konularla alakalı temkinli adım atmanız gerekiyor. Eşiniz bu süreç içerisinde, hayatınızdaki kişi bu süreç içerisinde bir hastalık ya da psikolojik anlamda sıkıntı yaşayabilir. Onu görmezden gelmeyin diyorum ve Başak Burcu'na geçiyorum. Sevgili Başak Burçları, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan kova dolunayıyla birlikte hayatınızın içerisinde 15 gün süreci içerisinde kova dolunayı sizleri hastalıklarla alakalı uyarıyor olacak. Hastalıklar anlamında yoracak olabilir başaklar için. İş hayatınız adına bulunduğunuz firmadan ayrılıp başka bir yere geçmenizle alakalı da enerjiler içerisinden geçebilirsiniz. Kazalara çok açık olduğunuz bir dönemden de geçiyorsunuz, haberiniz olsun. Çünkü Mars sizin burcunuzda devam ediyor. Bir yandan da ayın sonunda bir Merkür retrosu olacak. Bu süreç içerisinde rakiplerinize, kazalara ve pek çok başınıza gelebilecek olan kavga enerjisine dikkat etmeniz lazım. İş hayatınıza dair de problemler oluşabilir ve mahkemesel süreçlerde tetiklenebilir. Daha sonradan pişman olmamak için bunları uyaralım. 12-15 Ağustos arasında ay karanlık hatta olacak. Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişilerin gizli niyetleriyle uğraşmak durumunda kalabilir misiniz gibi görünüyor. Lütfen temkinli olun ve gerekirse bu dönem içerisinde kendi kabuğunuza çekilmek oldukça önemli olabilirmiş gibi görüyorum. Kalabalıklar arasında olmaktansa yalnız kalmak bazen daha az zarar verici olabilir sizler için. Eski beraberlikleriniz ve ilişkilerinizle alakalı da sanki bu dönem takıntılı davranışları olan, ruhunuzu yoran insanlar karşınıza çıkabilir, tekrardan gün yüzüne çıkabilirler. Dikkatli olun ve 16 Ağustos tarihiyle birlikte bir yeni ay gerçekleşecek. Aslan Burcu'ndaki bu yeni ay ile birlikte ruhani anlamda sezgileriniz artacak. Biraz ıssız kalmak isteyeceksiniz. Eğer ki bu süreç içerisinde taciz ya da işte sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka yardım alın. Ruhani anlamda ise kendinizi korumak için şifa eğitimleri almak önemli olabilir. Dualardan yararlanmak önemli olabilir. Seyahat etmek ve deniz aşırı seyahatler de gündeminizde olabilir. Biraz kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz seyahatlerinizle birlikte. Ay sonunda balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay enerjisiyle birlikte aslında hayatınızda ilişkileriniz oldukça tetiklenecek, etkilenecek. Geçmişten gelen, yine altını çiziyorum, takıntılı ve ruhani anlamda sıkıntılı olan kişiler varsa, bunlar eski eş, eski sevgili veya düşmanlar
etkileriniz olabilir. Bunlara karşı temkinli olmalısınız. Yer değişikliği yapmak istiyorsanız istemeden de olsa gelişen koşullar taşınmanıza sebep verebilirmiş gibi görünüyor. Hakkınızda her şey hayırlısı olsun ve terazilere geçelim. Sevgili terazi burçları, 1 Ağustos tarihinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay enerjisi 15 gün etki alanını sizlere de yansıtıyor olacak. Aslında teraziler birazcık olsun şanslılar bu dönemin içerisinde. Neden? Çünkü aşk hayatınız adına dönüm niteliğinde olacak olan bir dönem, bir dolunay gerçekleşecek ve geçmişten gelen aşkınızla karşılaşmanıza vesile olabilir. Ya da biten bir ilişkisi, bitmek üzere olan bir ilişki bir anda toplayabilirsiniz. Yalnızsınız, uzunca zamandır yalnızsınız. Aşk enerjisi altında olacakmışsınız gibi görünüyor. 12-15 Ağustos tarihleri arasında ay karanlık fazla olacak. Sizler de kariyer hayatınız adına 12-15 Ağustos arasında kariyer hayatınızla alakalı olan süreçlerin içerisinde atılımlar yapmamaya özen göstermeli ve temkinli olmalısınız. Kariyerinizi korumalısınız. Babanız ve babanız tarafından olan aile büyükleriniz bulunuyorsa onların da rahatsızlığı gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor bu dönem içerisinde. 16 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Kalabalık davetler, organizasyonlar, düğünler, dernekler, seyahat planları derken, konserler derken bu aktivitelerin içerisinde biraz keyiflenebilirsiniz. Dernekler içerisinde görev alabilirsiniz. 16 Ağustos ve onu takip eden 3 gün içerisinde dileklerinizi dileyin mutlaka. Çünkü çok şanslısınız. Dilekleriniz 3 gün içerisinde frekansı çok yüksek bir şekilde gerçekleşmek üzere hayatınızda bir anda gerçekleştirecek mucizeleri sunabilirmiş gibi görünüyor. Peki ay sonunda bir balık dolunayı var. Bu balık dolunayı da iş hayatınızda bazı çalışma arkadaşlarınızla işten çıkma, bazı çalışma arkadaşlarınızla, yanınızda çalışanlarla sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Ailenizde de sıkıntılar bulunuyorsa onlarla ilgilenmeyi mutlaka ihmal etmeyin. İşinizden ayrılıp yeni bir sürece başlamak istiyorsanız eğer ki projelerinizi gerçekleştirmek için fırsatlarınız olabilir ya da evde oturuyorsanız bir anda ben çalışacağım artık diyebilir misiniz gibi görünüyor. Kendinizi göstereceksiniz. Hadi bakalım hayırlısı. Peki ya akrepler? Sevgili akrep burçları, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan ve etkileri 15 gün sürecek olan Kova Dolunayı enerjisiyle birlikte hayatınızda, iş hayatınız adına tamamlanma enerjisi içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. İş hayatınızda, iş yerinizden ayrılmak, biraz evinize yönelmek, işte kendinizi dinlemek istiyorsanız eğer ki fırsatlar bulunuyor. Bu süreç içerisinde aile büyüklerinizle alakalı işte bazı konular bulunuyorsa size ihtiyaçları olabilir. Dinlenme sürecini atlattıktan sonra hem onlarla hem de kariyer hayatınız içerisinde iki konularla alakalı uğraşlarınız olacak ve zirvede olacaksınız. 12-15 Ağustos tarihinde ay karanlıkta olacak. Hayatınızdaki kişinin, ailesinin size karşı olan niyetlerine karşı biraz dikkatli olmanız gereken bir süreç. Bu süreç içerisinde onların da sağlık sıkıntıları, maddi anlamdaki sıkıntıları bulunabilir ya da hayatınızda biri varsa aranıza yol girebilir. Kariyer hayatınızla alakalı da 12-15 Ağustos civarında riskli olacak olan bir sürecin içerisinden geçebilirsiniz ve hukuki anlamda ilerlemeler bulunuyorsa eğer ki bunlara karşı dikkatli olun. 16 Ağustos tarihinde Aslan Burcu yeni ayıyla birlikte ise kariyer hayatınızda yabancılarla iş kurma, iş birliktelikleri yapma, yabancı firmalarda çalışmak ve iş geliştirmek için iş vesilesiyle yurt dışına çıkmak için de fırsatlarınız bulunuyor olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Bu dönemde imajınızı değiştirebilir, ışıltınızı ışıltı katabilirsiniz ve tüm ortamlarda isminizden söz ettirebilir misiniz gibi görünüyor. Yakın zamanda sanki evlenmiş ya da ayrılmışsınız, bu süreç içerisinde soyadınız da değişebilirmiş gibi görünüyor sizler için. Ve ayın sonunda bir balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay enerjisiyle birlikte aşk hayatınız adına merkezde olacak olan bir dönem yaşayacaksınız. Hayatınızda birisi varsa artık onun sorumluluğunu almaktan yorulmuş olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Sanki sizden önceki evliliği bulunuyorsa, işte eski eşi, çocukları derken ben neredeyim? Ya da işte uzak bir ülkede yaşıyorsa benim için gelecek mi acaba diye böyle krizli düşüncelerin içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Ancak bu dönemeci atlatırsanız eğer ki 4 Eylül'den sonra bu ilişkide işte çocuk yapmaktan tutun da evlenme kararını almak ya da geleceğe yönelik adımlar atmak için fırsatlarınız bulunuyor olacak. Ve eski aşklarınız da kapıyı çalacak, sizlerin de haberiniz olsun. Özellikle aranızda yol bulunuyorsa. Peki ya yaylar? Sevgili yay burçları, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Kova burcundaki dolunay 15 gün sürecek ve etki alanı sizi de altına alacakmış
olmuş gibi görünüyor. Seyahat planlarınız hız kazanacak bu dönem. Ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız eğer ki fırsatlarınız bulunacak, iyi değerlendirin. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, eğlenmek, işte eğlenceli mekanlarda bulunmak enerjinizi, frekansınızı yükseltebilirmiş gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarınız ve akrabalarınızla da yol ayrımlarınız olsa da sanki olayları büyütmezseniz eğer ki iyi olabilir ama büyütürseniz 2 yıl küs kalma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. 12-15 Ağustos arasında ay karanlık pozisyonda olacak. Dikkat etmeniz gereken konu maddi konularla alakalı. Özellikle borçlarınıza dikkat etmeniz gerektiğinin altı çiziliyor. Psikolojik anlamda kendinizi sanki anlamlandıracağınız da bir dönemden geçeceksiniz. Değişik bir dönem olacak sizin için. Cinsel anlamda da tensellik yaşamak isteyeceksiniz. Cinsel anlamdaki deneyimleriniz biraz ön planda olacak ve gizli saklı ilişkiler yüzünden biraz başınız böyle belalara girebilir. 16 Ağustos tarihiyle birlikte Aslan yeni ayıyla birlikte de hukuksal konularla alakalı sevgili yaylar ve yükselen yaylar girişimler içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Taşınma kararı alabilirsiniz. Yer değişikliği döngüsü içerisinden de geçebilirsiniz. Geleceğe dair bazı adımlar bulunuyorsa eğer ki umutlarınızı yanınıza alın. Yeni bir hayat kurmak için, yeni fırsatlar oluşturmak için hem iş hem de aşkla alakalı fırsatları oluşturmak için balık dolunayıyla birlikte bu enerjiyi yükseltin. Evinizi ve yurdunuzu değiştirmek istiyorsanız eğer ki balık dolunayı enerjisini kullanabilirsiniz ayın sonunda. Özel hayatınızda bazı problemler bulunuyorsa bu dönem için içerisinde Ağustos'un son döngüsünde yol ayrımlarından geçeceksiniz. Evden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hararetli olacak olan yanınız haksızlıklara dayanamaz hale gelebilir yükselen yay burçları. Ve bu dönem için içerisinde ailenizin içerisinde bazı problemler de bulunabilir. Anne ve babanızın hayatında gelişecek olan, gün yüzünde olacak olan bazı problemler, onların bazı sağlık sıkıntılarıyla da ilgilenmek durumunda kalabilir misiniz gibi görünüyor. Ay sonunda evinize hırsız girmesi, su basmaları, işte lavabo ve tuvaletlerin tıkanmasıyla alakalı olan sıkıntılarla uğraşabilirsiniz. Dikkatli olun. Hijyene önem vermeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. İş hayatınızla alakalı da atılım yapmakta, bulunmakta istiyorsanız eğer ki zorlanıyorsanız bu yıpratıcı enerjileri lütfen kullanın ve atılımlarınızı mutlaka yapın diyorum ve oğlaklara geçiyorum. Sevgili oğlak burçları 1 Ağustos tarihinde kova burcundaki dolunayla birlikte eski alanı 15 gün sürecek olan kova dolunayı sizi aslında parasal konularla alakalı olan bir döngünün içerisine sokacakmış gibi görünüyor. Fırsatlarınız bulunacak, maddi kaynaklarınızı güzel dengelemelisiniz. Gelen parayı elinizde tutabilirseniz eğer ki fırsatlarınızı iyi değerlendirmişsiniz demektir. Hayatınızda siz de tenselliğe ve değer görme enerjisinin hakim olduğu bir zaman döneminden geçeceksiniz. Bu dönem içerisinde gizli ve gizemli olmak biraz ön planda olabilir gibi görünüyor. 12 ve 15 Ağustos arasında ay karanlık pozisyonda ilerliyor olacak. İlişkileriniz adına etkileniyor olacak, ilişkileriniz etkilenecek ve hayatınızdaki kişinin karanlık yanları bulunuyorsa uyuşamadığınız bazı döngülerin içerisinde böyle biraz kavgalar, gürültüler olabilir. Açık düşmanlarınıza karşı da biraz daha dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz. 16 Ağustos tarihiyle birlikte de Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle birlikte hayatınızda cinsellik çok ön planda olacak. Ama bu değişik bir dönem olacak sizin için. Değişik fantezileri deneyimleyeceksiniz ve hayatınızda gerçekten gizli olmak isteyeceksiniz ve bu birlikteliği belki de gizli tutacaksınız. Bu süreç içerisinde cinsel hastalıklara karşı biraz daha temkinli ve korunmayı ihmal etmeden ilerlemek oldukça önemli. Maddi anlamda krediler, faizler ve giderler gündeminizde olabilir. Dikkatli olmalısınız. Beklenmedik borçlar bulunuyorsa bir anda ortaya çıkabilir. Ameliyatsal döngüler bulunuyorsa, eğer ki ameliyatsal döngülerin içerisinden geçiyorsanız siz ya da hayatınızdaki kişi bu dönemin içerisinde biraz yıpranabilir. Ayın sonunda balık burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay da bulunuyor. Bu dolunay enerjisiyle birlikte en yakınlarınıza sınanacağınız bir dönemin cin içerisinden geçeceksiniz. Yakın arkadaşlarınız, akrabalarınızla alakalı mesafe koyma, aranıza mesafeler girmesi gibi bir dönemden geçebilirsiniz. Akrabalarınızın arasında çıkabilecek olan problemler bulunuyorsa onların büyümesi, miras konularıyla alakalı bazı sıkıntılarda ruhunuzu sıkıştırabilirmiş gibi görünüyor. En yakınlarınıza ve parasal konularla alakalı sıkıntılar yüzünden de bazı dönemeçlerin içerisinden geçebilirsiniz. Bu süreç içerisinde trafikte lütfen dikkatli olun.
dikkatli araç kullanım ve araç alım satım işlemleri bulunuyorsa eğer ki ötelemek yerinde olabilir. Ve bu konuda daha sizi aslında bir konu daha bulunuyor. Onunla alakalı uyarmak istiyorum. Sırlarınıza lütfen dikkat edin. Ne içinizde tutabileceksiniz bu dönemde düşüncelerinizi ne de arkadaşlarınızla paylaştıklarınızın kalmasını göreceksiniz. Yani tabiri caizse böyle ortaya saçılacak ve her şey kabak gibi ortada olacakmış gibi bir dönemin içerisinden geçebilirsiniz. Hakkınızda da çıkan asılsız haberler bulunuyorsa eğer ki onlarla mücadele etme ve hukuki yolları tercih etmeyle alakalı bir sürecin içerisinden başlangıç gösterebilir misiniz gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Böyle bir dönemden geçeceksiniz. Peki ya kovalar? Kova burçları neler bekliyor? Sevgili kova burçları, sizin burcunuzda gerçekleşen 1 Ağustos tarihinde bir dolunay enerjisi bulunuyor. Etki alanı 15 gün sürecek olan kova dolunayı özellikle sizleri sağlık açısından etkili olacak. Çünkü sizin burcunuzda gerçekleşecek. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken çok önemli olan bir dönemeçten geçeceksiniz. 15 gün kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece kendiniz değil, ilişkilerinize de dikkat etmeniz gereken bir dönem. Sürpriz şekilde kopuşlar gündeminizde olabilir. Birlikteliğiniz, evliliğinizle alakalı bir sıkıntı gerçekleşebilir. 12-15 Ağustos arasında da ay karanlık fazla ilerlerken ilişkilerinizin haricinde iş ve çalışma arkadaşları ve takım arkadaşlarınızla alakalı da biraz temkinli olmanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz. Arkanızdan kuyu kazacak olanlar var ve bunlar gün yüzüne çıkacaklar sanki ve bu süreç içerisinde başladığınız projeler olursa yarım kalabilir, küçülerek devam edebilir. 12 ile 15 Ağustos arasında projelerinizi başlatmayın sevgili kovalar. 16 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Aslan yeni ayıyla birlikte ilişkileriniz adına da yine beklenme yeni yaşayacağınız bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Peki ne olacak? Eğer ki yakın süreç içerisinde bir ayrılık yaşadıysanız tekrardan bir görüşme yaşayabilirsiniz. Yarar ya da zarar gördüyse bu ilişki tamir etmek için fırsatlarınız bulunabilir. Ancak bunun yerine geçmişten gelen kişilerin de karşınıza çıkacağı bir süreçte yaşayabilir misiniz gibi görünüyor. İlişkinizde araya giren insanlara da dikkat etmek önemliymiş gibi görünüyor. Rakipleriniz bulunuyorsa eğer ki rakipleriniz de gündeminizde olacak. Uluslararası anlamda projelerinizi hayata geçirmek için de fırsatlarınız bulunuyor olacak. Ortaklı işlerde önünüzü görmek istiyorsanız eğer ki fırsatları yakalamak istiyorsanız eğer ki 4 Eylül sonrasını değerlendirmek sizler için daha iyi olabilir. Peki ay sonunda bir de balık dolunayı gerçekleşecek. Balık dolunayıyla birlikte maddi anlamda kaybettiğiniz paralarınız bulunuyorsa bu paraları kazanmak için size destek verecek olan bir enerji var. Evet biraz kısıtlayıcı ama aslında borçlarınızı dengelemek için de iyi bir enerji alanı olabilir. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa bu dönem için içerisinde tetiklenebilir. Rahatsızlıklarınıza lütfen de dikkat edin ve tedavi olmak istiyorsanız eğer ki bir an önce başlayın rahatsızlıklarınızla alakalı. Peki ya balıklar? Sevgili balık burçları 1 Ağustos tarihinde kova burcunda gerçekleşecek olan kova dolunayıyla birlikte 15 gün sürecek olan etki alanı kova dolunayı size görünmeyen pek çok konu hakkında uyarıda bulunuyor olacak ve özellikle ve öncelikle bu dönem içerisinde geçmişten gelen takıntılı kişilere karşı, düşmanlarınıza karşı lütfen bu kişi düşmanlarınız olabilir, sevgiliniz de olabilir. Dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat ederek, fark ederek ilerlemenizi istiyorum. Çünkü bu dönem içerisinde gizli düşmanlarınız artış gösteriyor olacak. Haddinden fazla olan gizli düşmanlarınız bulunacak. Yanınızda çalıştırdığınız kişilerle alakalı da dikkatli olmanız gereken ve yol ayrımlarından geçeceğiniz bir dönemeçten geçeceksiniz sevgili balıklar. Haberiniz olsun. İlişkilerinizle ilgili bazı imtihanların içerisinden geçerken aldatılma ihtimaliniz bulunuyor sevgili balıklar. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Satürn sizin burcunuzda ancak şu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Karşı taraf eğer ki sizin için gerçekten neler vaat edebilir ya da size neler sunabilir dikkat edin ve artık kendinizden fedakarlık etmeyin diyorum. 12-15 Ağustos arasında ay karanlık fazla olacak. Sizin için ilişkileriniz yine sınav aslında niteliğinde olacak. Sadece aşk ve ilişkiler değil paranıza da sahip çıkmanız lazım. Spekülatif anlamda yatırım kaynaklarından zarar görme ihtimali bulunuyor paralarınızın ve çocuklarınız bulunuyorsa eğer ki sağlık sıkıntıları gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor.
görünüyor. Ayın karanlıkta olacağı bu süreç içerisinde hayatınızda sanki eğer yalnızsanız yeni biri gelirse bu dönem içerisinde kabul etmeyin. O kişinin arkası belalı ya da evli ya da nişanlı olabilir. 16 Ağustos tarihiyle birlikte de Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni iş arayanlar bulunuyorsa eğer ki bu fırsatları değerlendirebilir ama kabul etmek istiyorsanız 4 Eylül'den sonrasını değerlendirmek önemli olabilir. Biraz zaman isteyebilirsiniz firmalardan. Evcil hayvanlarınız bulunuyorsa eğer ki sağlığınla ilgilenmek ve kronik rahatsızlıklarıyla ilgilenmek önemli olabilir. Tedavi süreçlerine başlamak yerinde olabilirmiş gibi görünüyor. Evcil hayvanlarınızın haricinde sadece sizde ve sizin de büyüklerinizin de bu süreçlerin içerisinde tedavi süreçleri bulunuyorsa iyi değerlendirmelisiniz. Evet, 12 burcu ve Ağustos ayının genel hatlarıyla birlikte sizlerin hayatında neler bekliyor genel hatlarıyla birlikte anlattım sevgili dostlarım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Önümüzdeki videoyla birlikte tekrardan görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Podcast dinle.